Hocam, şöyle bir soru var. Eminim bu birçok kişi tarafından da şu an dile getiren, merak edilen bir konu. Denilmiş ki insanlar ev ve araba almaya ihtiyaçları var ve fakat banka kredisiyle alınmasına karşı çıkan pek çok İslam alimi var. Bu durumda bu insanlar banka kredisiyle araba ve ev almalarını engellersek ebediyen ya yürüyecekler veya kira ödeyecekler. Öte yandan bu faiz meselesini bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Bu konuyu çözmek için bir kurultay, sempozyum ya da bütün İslam dünyasından alimlerin bir araya geleceği bir oturum yapılsa bu mesele çözülebilir mi? Çözülemez. Gene herkes bildiğini okur. Kurav o Bursa'da yaptı mesela. Kurav Kur'an Araştırmaları Vakfı yani. Orada mesela bir sempozyum yaptı bu konuyla ilgili. Değişik işte tebliğler, müzakereler falan sundu. Ama sonunda herkes gene bildiğini okuyor bakın. Karadağ abi, bizim Hayrettin Karaman Hoca vesaire. Evi, arabayı mesela ihtiyaç olarak görüyorlar. Diyanet de bunu bir ihtiyaç olarak görüyor ama Diyanet bunu bir zaruret menzilesinde görmüyor. Diyor ki aha topluluk vasıtalar var onlara binsin falan diyor. Kendi binsin önce, kendileri binsinler önce. Ben vaktiyle herkesin arabasının olmadığı bir zamanda kucağımda bir çocuk, hanımın kucağında bir çocuk. Oğlan eteğimizden tutularak ayakta durmaya çalışıyor. Arabalarda böyle şimdi gidip geliyoruz. Bunlar yaşamış insan olarak. Neden İslam adına bu tür imkanları insanlardan yoksun bırakıyoruz? Bilemiyorum yani. Dindarlık başa bela. Bu garip canın sözüdür. Dindarlık Güzel. başa beladır ölçülü olmayınca. Dindarlık başa beladır ölçülü olmayınca. Allah buyuruyor ki dinde zorluk yok. Peygamber buyuruyor ki dinde zorluk yok. Kolaylaştırın, müjdeleyin, sevdirin, nefret ettirmeyin. Ama biz İslamlık adına aman ha ona dokunma, buna dokun. Bir de ihtiyat diye bir şey çıkardılar. Ya ihtiyat ama senin İslam'ın en önemli ilkesi kolaylık ya. Kolaylığa biraz yontsana hiç olmazsa. Fetva verirken kendin ne iş yaparsan yap. Ben sana yaptığına bir şey demem ama insanlara yönelik fetva veriyorsanız fetva asgari düzeyi esas almak gerekir. Kervanın başına atı koşmazlar, deveyi de koşmazlar. Kervanın başına merkebi koşarlar ki bütün kervandaki herkes hızını ayarlayabilsin. En zayıfı bakın. En zayıfı esas almak zorundasınız. Din adına konuşuyorsanız, kendiniz ne yaparsanız yapın. Bana ne ya Allah. Ama Allah adına konuşuyorsanız, insaflı olun, merhametli olun, kucaklayıcı olun. Dindarlık öyle anlaşılıyor. Yani Evet. dindarlık dedim mi, ne bileyim işte falan.